Türkiye seçildi. Bugün Dışişleri Bakanı Lavrov ve Kuleba. Mevlüt Çavuşoğlu, Kuleba ve Lavrov beraberler. İsrail Cumhurbaşkanı dün geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev geliyor bugün öğleden sonra. Saat 6-6.30 gibi Biden'la telefon görüşmesi var. Pazar günü Yunanistan Başbakanı Mitsotakis burada. Pazartesi günü Almanya yeni Cumhurbaşkanı burada. Bir kez daha söylüyorum, Türkiye seçildi. Hacı bak, özellikle Garaj Tayfa gündemdekilerdeki bir garip savaş hikayesi içerisinde de değişik, o videoların değişik yerlerinde özellikle anlatmaya, dile getirmeye çalıştık. Garaj Tayfa'nın içerisinde yaptığımız serilerde özellikle dile getirmeye çalıştık. O videoları izlersen zaten ne demek istediğimizi çok iyi anlayacaksın. Bir kez daha söylüyorum, Türkiye seçildi. Türkiye seçildi. Öyle senin anladığın gibi dünya güzeli falan değil. Türkiye gerçek anlamda seçildi. Biz anlatalım. Ne seçildi abi? Karpuz mu seçildi? Güzel mi seçildi? Dünya güzeli mi seçildi? En kötüsü mü seçildi? Ne seçildi diye? Biz anlatalım sana. Sen ona göre karar ver. Ulan hakikaten seçildi mi? Yoksa ne seçilmesi kardeşim? Hala devam mı? Geliyor. Başta öncelikli olaraktan dünyanın tarihini şöyle bir kısaca geçmek gerekiyor ama şu anki duruma, konjonktüre baktığın zaman bak, trafiğe bak. Bugün Dışişleri Bakanı Lavrov ve Kuleba. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov burada ki hiç adam savaş halinde, ne işi var abi, gezi mi düzenliyor? Antalya'da. Dışişleri Bakan dediğin adam Putin'in bir numarası, 75 yaşında kurt, 50 yıldır siyasetin içerisinde, 40 yıldır Putin'le beraber. Bak, Lavrov denilen adam. Kuleba dediğin genç bir çocuk ama Zelenski ile beraber geldi. En azından birileriyle alakalı ve Ukrayna'nın son 20 yılıyla, 15 yılıyla alakalı gerçekten bazı bilgilere sahip. En azından kendisine verilen bilgileri çok direkt, birinci elden ulaştırılması gereken yere ulaştıracak olan kişi. Ukrayna'nın Dışişleri Bakanı Kuleba. Lavrov'la Kuleba bir araya geliyor. Bak, Kuleba diyor ki özellikle Çavuşoğlu, Mevlüt Çavuşoğlu bizim Türk Dışişleri Bakanı, o da aramızda olsun. Çünkü Kuleba'nın kendi başına Lavrov'a gücünün yetmeyeceğini çok iyi biliyor. O da aramızda olsun, o da dinlesin, o da baksın. Mevlüt Çavuşoğlu, Kuleba ve Lavrov beraberler. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev geliyor bugün öğleden sonra. Tayyip'in yanına, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanına. Tayyip diyoruz biz onu, abi olarak gördüğümüz için. Recep Tayyip Erdoğan Bey'in yanına geliyor. Çünkü Cumhur'dan birisi o da, o da halktan birisi. Biz bunun farkındayız ama saygıda asla kusur etmeyiz. Ben etmem en azından. Rakçı bir genç olaraktan Cumhurbaşkanıma kim olursa olsun, hangi yani ne tür, ne yani, hiç fark etmez. Bu ülkeyi yönetme hakkını elde etmiş insana ben asla saygısızlık yapmam. Çünkü bu o insanlara yapılmış çok büyük bir saygısızlıktır. Neyse, bu konulara girmeyeceğiz. Aliyev geliyor. Beraber oturacaklar, muhabbetleri var zaten. Akşam üzeri de saat 6-6.30 gibi Biden'la telefon görüşmesi var. Bak, 20 gündür savaş çıkalı beri hiç umurunda olmayan, hatta ondan önce seçildiğinden beri bir senedir umurunda olmayan bir cumhuru, bizim cumhurbaşkanımızı, kendince umurunda değil tabii, bize göre de o hiç umurumuzda değil,
akşam aramak zorunda kalıyor. Neden? Bugün konuşulanlarla alakalı. Neden? Aliyev burada. Yarın bir dinlenecek Sayın Cumhur, dinlenebilirse. Pazar günü Yunanistan Başbakanı Mitsotakis burada. Pazar günü abi. Yat dinlen lan, pazar kahvaltı yap, keyif yap ailenle beraber, ama o bir tek Türklere has bir durum. Pazartesi günü Almanya yeni Cumhurbaşkanı burada. Abi ne oluyor? Hiç bunları soruyor musun? Ne oluyor? Şu anda kim burada abi? İsrail Cumhurbaşkanı dün geldi, normalde gelir akşam dönerdi. Bugün de burada ailesiyle geziyor, muhabbet ediyor. Yani bunlar sana ne anlatıyor hocam? Türkiye artık kabul görüyor. Hem de dünyanın düzeni iki aile, iki aile de demeyeyim de iki topluluk tarafından. Birincisi geçmişten gelen, babadan dededen, ben bunu birçok hikayemde anlatıyorum zaten. Videolarımın hepsinde anlatmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Çünkü neden? Ülkeler olaraktan düşündüğünüz bu dünyanın aslında ülkelerle bir alakası yok. Birinci Dünya ve İkinci Dünya Savaşı'nda ülkeler ülkeliklerini kaybettiler. Ülke diye bir gerçek yok. Ülkeler bir grup insan tarafından sınırlandırılmış bölgeler. Düşün, Amerika'nın ilk keşfinde Avrupa'dan Amerika'ya göçen İspanyollar, İspanikler, Hispanik, İspanyol toplulukları, İspanyolca konuşan insanlar topluluğu, İngiltereliler, Portekizliler, bunlar çoğunluğu gemiciler özellikle, geçiyorlar Amerika'ya. Bu bölgeyi çeviriyorlar, burası kasaba yapıyorlar. Biraz daha büyüyorlar, il olsun burası diyorlar. Biraz daha büyürüp lan burası Amerika olsun. Ülkeler böyle oluşturulmuştur. Özellikle Amerika kıtasında. Avrupa kıtası daha önceki zamanlarda. Çünkü normalde baktığın zaman Rusya, Ukrayna'nın olduğu bölge komple zaten daha 20-30 sene önce. Çekoslovakya, Polonya dahil, Moldova, Litvanya. Oralar, bütün bölgeler dahil hepsi tek bir ülkeydi. Çünkü bunlar oluşturulduğu zaman tek bir ülke olaraktan oluştular. Sonradan 90'lı yıllarda, madem istemiyorsunuz kardeşim, ayrılın ki o zamanlar Gorbaçov'un falan Rusya, SSCB, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği olarak adı altındaydı. Param yok zaten, kafanıza göre takılın dediği, ki şu anda Ukrayna'nın sersefil vaziyeti var. Gitmişsinizdir, belki görmüşsünüzdür, belki görmemişsiniz. Gürcistan öyle. Ermenistan ağlanacak durumları var. Moldova, Litvanya öyle. Yani dışarıdan gelip birileri bu ülkelere kucak açıp bir yatırımlar yapmadığı sürece, SSCB'den ayrıldığından beri öyle bir şekliyle ayakta durmaya çalışıyorlar. Senin şu anda televizyon ekranlarında gördüğün o Ukrayna evleri, binaları bile normal evleri aslında. Belki bir iki tanesi kararmış siyahlar varsa onlara bomba düşmüş olabilir. Onun dışındakiler normal görüntüleri. Gidersen bir gün görürsün veya gittiysen görmüşsündür, biliyorsundur. Bu şekliyle ayrıldılar. Normalde hepsi bir bütün. Normalde baktığın zaman dünya bazı insanlar için o kadar küçük ki. İki farklı grup düşünsen. Birisi dediğim gibi dededen atadan gelme zenginler. Birisi de son zamanlarda özellikle teknolojiyle beraber çok hızlı bir şekilde büyümüş zenginler. Hani hep diyorlar ya ulusalcılar, küreselciler. Ulusalcılar dediğin dedesi babası bilmem ne işte ta kömür madeninden beri veyahut da çiftliklerinden beri zengin olan, petrollerinden beri zengin olan insanlar. Öteki o küreselciler dediği bütün dünyanın bir bütünü, onlar mesela ulusalcılar, abi ben kendi halimde büyüyeyim, kendi halimde yetişeyim, aile var yani. Kendim böyle tek başıma ama bütün dünya hükmederekten, dünyanın kralı olaraktan yaşamaya devam edeyim diye düşünüyorlar. Bu küreselciler dediğin yeni bu teknolojiyle beraber büyüyen tipler de olmaz diyor bu dünyanın, ama baktığın zaman dini açıdan, birçok açıdan bunların zaten gittikleri yer aynı. Yine bir şekliyle kral, geri kalan tebaa bana hizmet etsin.
Küreselciler de aynı şekliyle. Ben bunlar için ne uğraşacağım, teknolojimi geliştireceğim. Bunlar bize hizmet etsin. Eğer etmiyorlarsa da yok olup gitsinler. Bu amaçla bakıyorlar. Şimdi bizim bulunduğumuz Türkiye coğrafyasının olduğu bölgede de hinterland denilen bu bölgede Akdeniz aşağısı, işte Afrika kıtasının üst kısımları, Orta Doğu bölgesi, İran'ı kapsıyor. Ermenistan, Azerbaycan, yukarıda işte Karadeniz. Bu Akdeniz'de, Karadeniz'in etrafındaki bütün bölgeleri kapsayan, zamanının da 800 yıllık bu bölgelere hükmeden imparatorluğun devamı olan bir ülkeyiz biz. Osmanlı İmparatorluğu'nun devamı olan bu bölge. Henüz hükmetmedik ama benim gördüğüm gelişmeler itibariyle bu bölgede, bu bölgenin güvenliğini sağlayacak, düzeni sağlayacak, bu bölgede istikrarı sağlayacak tek işe yarar ülke biz görüldük ve bundan dolayı da Garaj Tayfa'nın naçizane fikridir. Biz seçildik. Ha, bizi kimse seçemez. Biz Türk milletiyiz. Biz kendimiz olmamız gereken yere konuyoruz. Bize göre öyledir. Ama birileri buna artık müsaade etmeye başladı. Önceden 15 Temmuz öncesindeki muhabbetler, FETÖ'sü bilmem nesi, Amerika'sı, NATO'su, şuyu buyu, işte yıkarız ederiz. 10 yılda bir düzen getiririz. Bizdeki ihtilaller, devrimler falan. Bitti. O bitince şimdi bir şekliyle diğer grup, özellikle Çin'i kendisi de, ya Çin abi, Çin düşün. Yetişiyorsun, büyüyorsun, 400 milyon Amerika, 400 milyon Avrupa, 1 milyar zar zorsun. NATO'dan bahsediyorum. Karşıda 1,5 milyar, ne yaptığı belli olmayan Hindistan'ı zaten hiç saymıyorum. Onu da kendinden sayıyordu ki Hindistan şu anda kendinden olmadığını, ben senden değilim abi olmadığını, ki 400 yıllık İngiliz sömürgesi bir ülkeden bahsediyoruz. Biz kendi işimize bakıyoruz diyor. 1,5 milyar oldu onlarda çünkü. Çin orada 1,5 milyar. Dünyanın yarısı abi. Bunu kontrol altında tutmak için bu bölgede İran'ı yapamayacağına göre, Afganistan'da beceremediğine göre düzgün bir ülke onlar için şart. Rusya'yı da kontrol altında tutacak şekliyle. Kim bu abi? Kim var dünya haritasında senin gözüne çarpan? Yerse. O yüzden bu insanlar zırt pırt buradalar. Zırt pırt gelip gidiyorlar. Artık bundan sonra haftada 2 ya da 3 tane direkt seyahat alacağız. Türkiye'nin bulunduğu şekil, Türkiye'nin bulunduğu konjonktür dediğin dünya haritası üzerindeki yeri, merkezi durumu. Yani ben öyle teknik terimlerle konuşup seni bunaltmak istemiyorum. Abi Türkiye'nin bulunduğu pozisyon ortamın içine ediyor. Bunun da bütün dünya farkında. Mitsotakis kıçını yırtıyor, değişen bir şey yok. Yunan Cumhurbaşkanı, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ne olur mu? Hiç. Dünya umursamıyor. Çünkü olayın merkezinin burası olduğu belli. Bunu kabul etmeyip biz idare ediyoruz diyorlardı. Şimdi idare edemediklerini gördükleri için kabul etme aşamasına gelindi. Ama bu arada özellikle bak Elon Musk geliyor gidiyor, işte yok şurada bir şey var, şurada bir lityum pili var, şurada bor var, şurada fabrika kurarız. Sürekli bu bir sene içerisinde 2-3 kere geldi gitti. Jeff Bezos geliyor gidiyor, bunlar gezmeye gelmiyor abi. Bill Gates geliyor gidiyor. Ne oluyor abi? Ne oluyor abi? Ya bir şeyleri görmek gerekiyor. Görmek için bakma, hep aynı şeyi anlatıyorum. Önceki hikayelerimde de anlatıyorum. Görmek için bakmak gerekiyor. Her bakan da görecek diye bir şart yok. Garaj Tayfa gündemdekiler olaraktan bildiğimizi paylaşmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince bir de bu açıdan bakılmasını istiyoruz. Türkiye seçildi hocam. Türkiye seçimi yapıldı. Bundan sonraki kısımda çok büyük roller bizi bekliyor. Biz de ona göre kendimizi dizayn etmemiz gerekiyor. Kendimize bir ayar çekmemiz, artık dünyanın orta göbeğinde olan bir ülke göre, ona göre davranmamız gerekiyor hocam. Yıldız Bilgisayar 2, Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisi 2. sınıf öğrencisi, 4. üniversite okumaktan keyif alan tuhaf bir tip. 1801 öğrenci kimlik numara. 4. üniversitemi okuyorum, öğrenmeye bayılıyorum, öğrenmek üzerine adanmış bir hayat var ve bunu da devam ettireceğim. Öğrenciyim ben abi, soran olursa 50 yaşında adam ne iş yapıyor? Öğrenci abi kendisi. Garaja kalın, tayfayla kalın, gündemden uzak kalmayın, peace kalın.